Merhabalar dostlar. Orta vadede yükselebilecek hisselerden, beğendiğim hisselerden değerlendirdiklerimin iki tanesi daha ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi İhlas Yayın Holding AŞ. Arkadaşlar bu beğendiğim hisseler orta vadelidir. Kesinlikle kısa vadeli falan değil. Yani böyle bir aldanmaya sakın kalmayın da. Hani orta vadediğimizde 1 yıla kadar 6 ayla 0 ile 6 ay arasıyla veya 0 ile 1 yıl arasında değerlendirilebilecek hisseler. Bunlardan arkadaşlar ilk dikkatimi çeken daha önce de anlattım ben size. Çanak formasyonu. Çanak formasyonda zaten baktığımız zaman oluşmaya başlamış gibi duruyor. Neden? Bir önceki tepeyi de geçmiş gibi duruyor. Şu aşamada hani tepenin üzerine çıkmış mı? Şu tepeyi kastediyorum. Bunun üzerine çıkmış mı? Evet, üzerine çıkmış gözüküyor. Peki bunun dışında arkadaşlar hedefimiz şu aşamada kaç? Hedefimize baktığımız zaman 1.486. Ne bu? Çanağın sol tarafındaki tepe noktası. Peki fiyatımız kaç? 84 arkadaşlar. Peki arada ne kadar fark var? Yaklaşık olarak da %70 gibi bir fark var. Ve baktığımız zaman bu %70 gibi farklı arkadaşlar bizim için olumlu olarak karşımızda duruyor. Peki arkadaşlar daha sonra hedefimiz Fibonacci seviyesine göre değerlendirelim ve çanağın arkadaşlar dibi ile tepe arasındaki noktaya göre değerlendirme yapalım. Şimdi Fibonacci'ye göre baktığımız zaman arkadaşlar 1.61 seviyesine ulaşırsa eğer yaklaşık olarak 2 katın üzerine bir kar getirisi var gözüküyor. 2.90 seviyesine ulaşırsa arkadaşlar baktığımız zaman da yaklaşık olarak da 4, 3.5-4 kat arasında bir getirisi var gözüküyor. Bunlar Fibonacci seviyesine göre. Peki baktığımız zaman dip noktasıyla 0.63 ile 0.90 pardon arkadaşlar 0.63 ile 1.48 arasındaki mesafe kadar tekrar yukarı çıktığını düşünürsek bu da 2.30'a falan tekabül ediyor. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 3 katına yakın tekabül. Yani ister çanağın arkadaşlar tepe noktası dip noktası arası isterse Fibonacci seviyesine bakalım. Ortalama arkadaşlar yaklaşık 3 kat bir getiri potansiyeline sahip diye söyleyebiliriz şu aşamada. Peki yeterli mi? Hem çanak formasyonu hem de bize potansiyeli yeterli değil. Tabii ki bizim esas aradığımız neydi? Düşüşle beraber hacmin azalması, yükselişle beraber hacmin artması. Şimdi baktığımız zaman hacim artışı var mı? Var. Demek ki bir hareketlenme var. Demek ki bir istek görüntüsü var arkadaşlar. Bu da bize ister istemez yani dip oluşumun tamamlandığı anlamını çıkarmamıza neden oluyor. Akabinde de arkadaşlar yavaş yavaş da alımların başladığı anlamını çıkarmamıza neden oluyor diye düşünebiliriz. Tabi buradan alınabilir mi 0.84'ten? O da başka bir muamma. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hızlı bir yükselişten sonra ister istemez bir düzeltmesini yapmış ama düzeltme 83'te kesilir mi? Yoksa bir alttaki 75 bandına kadar gelebilir mi? Yani açıkçası sağlıklı düzeltme için olması gereken 75 bandı. Ama yukarı doğru hızlı çıkmak isterse hemen apar topar malı kaçırmak isterlerse de yani hızlı bir şekilde hacim artırıp yukarı doğru çıkartmak isteyebilirler. Ama neticede kademeli alım nasıl önemliyse kademeli satım da o şekilde önemli deyip bu İhlas Yayını'na ilgili durumu sonlandırıp hemen diğer yeni bir hisseye geçelim arkadaşlar. Kardemir Ağa arkadaşlar. Diğer hissemize Kardemir Ağa. Kardemir Ağa'ya bakalım nedir ne diyebilir diye. Hemen şöyle bakalım ve ona göre değerlendirmemizi yapalım. Kardemir Ağa'da da arkadaşlar benzer bir formasyon görüntüsü var. Şimdi baktığımız zaman yine aynı şekilde bir çanak oluşumumuz var. Çanağımızın dip noktası olduğunu düşündüğümüz yer arkadaşlar. Bakın çanağın dip noktası demiyorum. Dip noktası olduğumuzu düşün. Çünkü dibin dibi her zaman vardır. Bunu unutmayalım. Dip noktasının olduğunu düşündüğümüz bölge ne zaman? 8. ay bölgesinde, 7. ve 8. ay bölgede bir oluşumu tamamlamış gözüküyor sanki. Peki burada arkadaşlar nasıl anlıyoruz bunu? Hacim düşüklüğüne. Neye göre düşük? Sağ tarafına göre düşük kaldığından anlayabiliyoruz ve ciddi bir düşüş var gözüküyor. Şimdi yukarı doğru bir hareketlenme var mı? Evet, yukarı doğru bir hareketlenme şu anda oluşmuş ve baktığımız zaman siyah tren çizgisi de bize bu hareketlenmenin yön hakkında kısmen de olsa bir fikir veriyor şu siyah tren çizgisine baktığımızda. Peki buradan bakacağımız ne var? İlk önce bir potansiyel bakalım. Çanak oluşumu tamam, okey dedik. Çanak oluşumu var olacakmış gibi gözüküyor. Potansiyeli bakalım arkadaşlar. Tepe noktası sol çanağın sol tarafın tepe noktası 14.68. Bizim fiyatımız 10.28. Yani 10'a 14 gibi düşünürsek veya 10'a 14.5 gibi düşünürsek %45 arkadaşlar çanak formasyonu tamamlamak için gereken bir potansiyele sahip. Peki akabinde arkadaşlar mevcut fiyattan bir 18.67 seviyesine gelirse bu arkadaşlar burada da %80'e yakın bir kar veya potansiyel mevcut. 25.13'e gelirse %150 gibi bir potansiyele sahip olma lüksünü gösteriyor arkadaşlar. Baktığımız zaman şu tepelerden de gelen bir durumu şöyle bakarsak büyük ihtimal arkadaşlar herhalde 2023'ün ortalarına doğru bu seviyelere gelme ihtimali oldukça yüksektir diye düşünüyorum. Peki bu bizim için yeterli bu seviyeler. Tabii ki yani sadece açıklamak için çanak ve Fibonacci seviyeleri önemli değil. Ha bu arada bir de arkadaşlar şöyle de bakabilirsiniz. Hani Fibonacci seviyelerine güvenmeyebilirsiniz ama dip noktasının eğer 8.22 olduğunu düşünürsek arkadaşlar
çanağın dibinin üst noktasına 14 düşürsek 6 kademe fark var. Yaklaşık olarak 6 kademe üzerine koyacak 20,5-21 civarına kadar denk gelme ihtimali var ki arkadaşlar, bu da başka bir potansiyel. Mevcut duruma göre %110 fazlasını yansıtıyor. Buradan da takip edilme şansı vardır diye düşünüyorum. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Peki bunun dışında arkadaşlar, dediğim gibi çanak formasyonu ve Fibonacci dışında başka neye bakabiliriz? Hacme bakabiliriz arkadaşlar. Hacim dediğimiz gibi, hacim yükselişle beraber artış yapmış mı? Yapmış. Yani açıkçası düşerken dip oluşum dediğimiz gibi az önce, hacmin buradan azalmasından, neye göre azalmasından, sağ tarafına göre azalmasından veya sol tarafına göre azalmasından bakabiliriz arkadaşlar. Burada da hacim de bunu destekliyor gözüküyor şu aşamada. Ha, olumlu mu? Yani şu anda arkadaşlar olumlu ve çanak formasyon olma ihtimali oldukça yüksek gibi gözüküyor. Olursa çanak formasyonu veya fincan kulp formasyonu arkadaşlar, yani durum da belli zaten, gözüken bu şekilde düşünebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İyi akşamlar, teşekkür ederim.